kitapta olsa gerektir. Asar-ı Saile'yi bir defa okuyunca ikinci bir defa okumaya o kadar heves uyanmıyor. Kur'an-ı Hakîm'in envarını ne kadar okursam okuyayım, def-i cu edemiyorum. Bilhassa Remizler fakiri çok teshir ve hayrete müstevrak kıldı ve onları derhal yazıyorum. Muhterem üstadım, bu remizler öyle hayret bahş ve harika nüma eserlerdir ki okuyan ilim aşıklarına ezvak-ı namütenahi ve hissiyat-ı ulviye-i rakika bahşetmektedir. Burada bir cümle var değil mi? İlim aşıkları. Bu cümlenin altını çizmek lazım. İlim aşıkları. Yani Risale'leri böyle elimize aldığımız zaman böyle şekli, suri, sati bir nazarla okursak o manayı, o feyzi, o derinliği, o güzelliği alamayız. Risale'den istifaze etmenin yolu, yani hakikatin cazibe alanına girmektir. Hakikatin cazibe alanına girmek için de ilme medar bir aşk, bir heyecan insanda olması lazım. O aşk, o alaka olursa o mana insan içinde açır, inkişaf eder. Yoksa sati bir nazarla öyle, acaba ne demiş, gazete okur gibi okursa o güzellikleri tam bahsedemeyiz, alamayız. Bakın ne diyor, oku. Bu remizler öyle hayret bahş ve harika nüma eserlerdir ki okuyan ilim aşıklarına ezvak-ı namütenahi ve hissiyat-ı ulviye-i rakika bahşetmektedir. Bu hissiyat-ı âliye ile hayatımız o kadar tazelendi ki yeni hayatımızda sabit kadem olmak şartıyla Hallâk-ı Azim'den uzun ömürler temenni ediyorum. Zira mütalasına doyamıyorum. Ne kadar okursam okuyayım, diğer bir okuyuşumda okumamış gibi oluyorum ve yeni bir eser okur gibi oluyorum. Hadsiz bir zevk-i manevi ve nihayetsiz bir hazz-ı ruhi ile okuyorum. İşte böyle okumak lazım. Hakikatin cazibesi var. Hakikatin inikasatı var. Hakikatin iksiri var. Hakikatin inikası. Şu hakikati Kur'an'ın aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda intişar ve imbisatının önemli şartı mahiyet ve sır aynamızı temiz tutmaktır. Yani ittika, yani günahlardan kaçınmak. Bu kanun yani. Fizik okudunuz. Şu sehpa sipsiyah yani. Siyah sehpayı aynaya, güneşe tut. Güneşten feyiz almanın şartı aynanın şeffafiyetidir. Ayna şeffaf olacak, pak ve temiz olacak. Bu bir. İkincisi, ayna güneşe mukabil olacak. Üçüncüsü de aynanın çapı. Çap var, çap var. İşte ruhumuzu kirletmezsek, günahlardan kendimizi muhafaza edersek, aynamız fitri, mukabele sırrıları, savunların envar ve esrarına teveccüh ettiğimiz zaman o feyizler bizim alemimize siner. Bir de tabii hakikatin cazibesine kendini kaptırmak. en yüksek bir ders-i Kur'an'ıdır. Hakkati imaniyedir. En yüksek bir ders. Daire-i vücudun sır esrarlarından, esmaya medar hakikatlardan bahsediyor bu ders. Bu dersin cazibesine kendini kaptırmak. İkinci nokta bu. Üçüncüsü de bakın. İksir. Hakkati Kur'an'ı içmek. Yani ziyadesiyle okumak. Devran sırrıyla sürekli okumak. Bu üç mana birbirine inzimam eder, kuvvet verirse o zaman hakikaten sağlanır. Her an size açlanır. Her gün envar, esrar, hakikati Kur'an'ın feyz ve hakikatlarından istifademiz, istidadımız nispetinde külliyette inkişaf ve intişar edebilir mi? Eder. Evet. İşte gerek sözler ve mektubat ve gerekse remizlerin en harika vasfı zannedersem bu ince nokta olsa gerektir. Asar-ı Saire'yi bir defa okuyunca ikinci bir defa okumaya o kadar heves uyanmıyor. Kur'an-ı Hakîm'in envarını ne kadar okursam okuyayım, def-ücu edemiyorum. Bilhassa remizler fakiri çok teshir ve hayrete müstehrak kıldı. Yani bir de tabi maneviyat ne olayıdır? Acılık olayıdır. Sonra soruyorlar ki İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki cu ismi azamdır. Halbuki kelam kitaplarında böyle isim yok. Usta tevil ediyor. Cu'dur ismi azam değil, öyle nedir? Cu ismi azama vesiledir. Cu aclık demek. Yani insan aclığını hissede ta nihayette hamili ismi azam olabilir. Maneviyat olayı aclıktır. Misalda bir cümle var. Helmin mezid. O tok olmaz, o doymaz yolcu. Ya, o tok olmaz ve o doymaz yolcu. Ayrılığını tam hissetmek. Bir zat Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine bir mektup yazmış. Demiş ki o hamr-ı vahdetten, o vahdet iksirinden bir yudum fırt, bir fırt çekmişim, kendimden de geçmişim. Bir fırt. Cüneyd-i Bağdadi ona cevap veriyor. Ben diyor, öyle acım ki bir fırt değil, 1000 fırt çeksem, çektiğim bin fırt benim midemin kıyısının ancak bir köşesini doldurabilir. Açlık, maneviyat açlık. Nasıl düşüneceksin? Şu hakkati Kur'an'ı Üstad bana yazmış. En hasta ben, en perişan ben, en muhtaç ben. Bunlar hakkati Kur'an'ı'den, Kur'an'ın eczanesinden çıkartılmış neler? İlaçlar. Önce ben içeceğim, önce ben kullanacağım, önce ben iş dünyamı tesis edeceğim, tekmil edeceğim, kemala götüreceğim. Onun için maneviyat acılığını hissetme. Allah bütün ehl-i hakikati, bütün Allah dostlarına, bütün arifleri, ariflara bu hastalığı vermiş. Hakikat ve marifete doymama hastalığı. Şimdi insanda işma noktasına alır gidersin. Yani, efendim, 3 gündür aç götürürsün ya, kes oradan efendim, yarım kilo döner, yarım kilo yer, bir kilo daha kes, bir nokta gir işma noktasına, doyara burasına kadar, bir lokma da yese, yediğin hepsini ne yapar? Kusar. Doyum noktası var insanın. Doymama. Ehli hakikatin dünyası o. Hakikat ve marifeti Kur'an'ı'ya doymamak. Yedikçe acıkmışlar. Acıktıkça yemişler. Yani. Evet. Ama dikkatle bütün müstehitini kaptırarak hakikati Kur'aniye inşallah teveccüh ettiğimiz zaman o mana tabakaları bizim dünyamızda açılır. Kelamın bir elfaz cephesi vardır, bir envar cephesi vardır, bir esrar cephesi vardır, bir de hakikat cephesi vardır. Her hakikatin, bakın, mertebe-i fikriyesi vardır. Her ilmin mertebe-i fikriyesi vardır. Bak, ama bunu anladığı gibi değil. Bak, ilkokula giden bir çocuğun dünyasında matematik nedir? Çarpım tablosu. 3 kere 5, 7 kere 5, 8 kere 5. Çarpım tablosunu ezberledin mi? Tamam, matematik bitti. Diferansiyel denklemler var, soyut cebir var, uzay matematiği var, sinüs, tanjant, trigonometri var. Bir ömür çalışsan matematiği bitirebilir misin? Yani marifetullah namütenaheye gidiyor. Sonsuza gidiyor. Her ilmin neyi var? Mütennevi tabakatı var. Yani bunu nasıl anlamamız lazım? Şimdi adamlar gelmişler, ben fabrikada genel müdürüm, iş için gelmişler. Makamın, kariyerin, ilmi rusuhiyetin tabakatı. Ne mezunusun? Okur yazarım. Geç bir tarafa. Sen ilkokul mezunu, sen ortaokul mezunu, sen lise mezunu, sen üniversite mezunu. Ben işte Avrupa'ya gittim, Amerika'da kaldım. 30 senedir bu iş çalışıyorum. Bak, 50. Bak, hepsi insan. Yani zihnimizi, kalbimizi, gönlümüzü, ruhumuzu hakikati Kur'aniye teveccüh eder, kaptırırsak, istadımızın intişarı nispetinde Cenab-ı Hak yani, hakikati marifette bizi köheylan yapabilir. Bu iş nereden geçiyor? Sebat, süreklilik, şevk, yakasını bırakmamak. İlla bunları okuyacağım. Okuduğumu anlayacağım, anladığımı yaşayacağım, yaşadığımı da bir ömür boyu son nefese kadar yaşatacağım. Cenab-ı Hak bu manada istatlarımızı külleştirsin. El-Fatiha.